Yanaşma, yanaşma. Şu an ısık yağlı. İki tarafta da göçük oluştu. Hayır, gelme, gelme bu tarafa, gelme. Çöküntüler devam ediyor ısık yağıyla da. Kapaklar girişinde güm güm göçüyor bunlar. Bak, 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 göçüyor. Of, Allah Allah, Allah Allah. Önce büyük bir gürültü geldi. Hemen olay yerine vardık. Çöküntü büyümeye başladı. Yani biz de heyecanlıyız zaten orada. Yani kısım kısım, bölge bölge iki yer vardı orada. İki yer bir anda bir yere ulaştı. İnanılmaz ses ve o çarşamba çayının suyu tamamen oraya gittiğini gördük. Yani canlı olarak gördük, çektik videolarında. Suyun tamamı yer altına gidiyordu yani. Şu an ısık yağla. İki tarafta da göçük oluştu. Hayır, gelme, gelme bu tarafa, gelme. Şimdi oradasın, bir tesadüfen denk geliyorsun. Yani ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi o an gerçekten ürpertici yani. Bak, 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 göçüyor. Of, Allah Allah, Allah Allah. Çekim anında riskli bir yerdeydim. O merdivenden çıktık işte. Çekim yaparken yani ben bile etkilendim, çok korktum. Çünkü yer yarılıp içine gidebilirdik yani. Gerçekten o gittiğimiz yer son an orada çöktü zaten. Hafta sonu olmaması büyük bir olayı engelledi bence. Çünkü hafta içi oldu bu olay. Akşama doğru 7.30 gibi oldu. Normal zamanda aileler orada küçük çaplı pikniklik yapıyordu. Biz bunu Karapınar'da falan olduğunu biliyorduk da biraz da bir suyu hore çok kullanmaya başladık. Mısır ekmeye başladık. Rastgele kuyu kazıyoruz. Kontrolsüz olduğu için biraz da suyu biz hibe etmeye başladık. Panik var. Yani belki de bizim köyümüze gidecek yani, bilmiyoruz. O burun nerede oluşacağını bilmiyoruz, yerin altını. Yerin üstünü anlıyoruz. Yerin altında bir böyle su çekiyoruz. Nereden gittiğini. Çünkü yerin altının da yerin üstü gibi her tarafın dere depe olduğunu biliyoruz. Ne zaman çıkıyor, vatandaşlar bir tedirginlik var bu konuda.